Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar! Hasretle yolunu beklediğimiz rahmet ve mağfiret iklimi 3 aylar, manevi hayatımızı yeniden kuşatmak üzere. Önümüzdeki pazartesi günü, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Recep ayına kavuşacağız inşallah. Bizleri bu mübarek mevsime ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Bu ayları nasıl değerlendireceğimizi öğreten Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Aziz müminler, 3 aylar Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve mağfiretinin üzerimize bol bol indiği vakitlerdir. Huzur ve sükunun kalpleri daha fazla kuşattığı zamanlardır. Bereket kapılarının ardına kadar açıldığı anlardır. 3 aylar, yaratılış gayemizi yeniden tefekkür etme, sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlama, takva şuurumuzu yani kulluk bilincimizi pekiştirme aylarıdır. Nitekim Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ Allah, takva ile hareket eden ve iyilik yapanlarla beraberdir. O halde kendimize, çevremize ve Rabbimize karşı sorumluluğumuzun bilincinde olalım. İyi bir Müslüman olmak için çaba gösterelim. Kıymetli Müslümanlar, 3 aylar manevi yönden kendimizi yenilemek için büyük bir fırsattır. Gidişatımızı gözden geçireceğimiz, halimizi daha da güzelleştirmeye gayret edeceğimiz günlerdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ İman edip halini düzeltenlere korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Öyleyse dünyevileşme ile örselenen zihin ve gönül dünyamızı yeniden ihya etmenin çabasında olalım. İbadetlerimizi eksiksiz olarak yerine getirelim. Hayır ve hasenatımızı daha da artıralım. Aziz Müslümanlar, 3 aylar duaya ve tevbeye, affa ve bağışlanmaya açılan kapıdır. Nitekim Rabbimiz, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ey iman edenler! İçtenlikle Allah'a tevbe edin. Hitabıyla bizleri haramlardan vazgeçmeye, günahlardan temizlenmeye davet etmektedir. O halde bu mübarek mevsimde Rabbimizin affına nail olmanın yollarını arayalım. Bizi O'nun mağfiretinden uzaklaştıran her türlü kötülükten uzak duralım. Ailemiz, milletimiz ve bütün kardeşlerimiz için samimiyetle dua edelim. Değerli müminler, önümüzdeki perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesini idrak edeceğiz inşallah. 3 aylar ve Regaib gecemiz mübarek olsun. Yüce Mevlamızın وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ Ancak Rabbine yönel. Emri gereği rağbetimiz Allah'a olsun. Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği göklerle yer arası kadar olan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete koşun ilahi davetine kulak verelim. İstikametimiz iyiliğe, hayra ve güzelliğe olsun. Bu bereket mevsiminde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duası dilimizden düşmesin.
Allah'ım, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına ulaştır.